Cümleten selamünaleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Kara Kurtlar Diyarı, Somali'den başlıyorum. Somali'de biliyorsun Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılmaktaydı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonuçlandı. Kim kazandı? Somali'nin eski cumhurbaşkanı tekrardan cumhurbaşkanı olarak seçildi. Hasan Mahmud, Somali'nin yeni cumhurbaşkanı. Somalili kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun diyelim. Hasan Mahmud, Türkiye ile Sayın Erdoğan'la çok yakın çalışan bir isim. Arkada fotoğrafları görüyorsunuz. Somali'de nerede kaldıydık denilen bir olay ve yeniden Somali iç siyaseti bir düzene girecek. Çünkü büyük çekişmeler yaşanmaktaydı 15 aydır. Hani 15 aydır Somali'de cumhurbaşkanlığı seçimleri erteleniyordu. Bu da Somali'nin iç siyasetinde başbakan, hükümet, bakanlar ve cumhurbaşkanı arasında bir kriz yapıyordu. Bu kriz inşallah son bulur. Çünkü Somali, Türkiye daha yapacağımız çok işler var. Şimdi Somali'nin yeni cumhurbaşkanı Hasan Mahmud seçildi. Bir taraftan Birleşik Arap Emirlikleri, o bir taraftan İsrail bağı üzerinden şöyle avucunu ovuşturmaya başladı. Hani bir fırsat doğar gibisinden düşüncelere kapılıyor Birleşik Arap Emirlikleri ve onun üzerinden de İsrail. Nereye doğru? Somali'de çok fazla zenginlikler var. Bunların tabii en önemlisi Somali'nin petrolleri. Buralar bayağı. İsrail Somali'nin petrollerine şöyle yandan yandan bakmaya başladılar. Şimdi Somali'nin bir kısım petrol alanını Amerikan firması 25 yıllığına kiraladı. Orada sondaj faaliyetlerine başlayacak. Türkiye'yi Somali çağırmıştı. Gel Somali'nin petrollerini sen çıkar denmişti Türkiye'ye. Şimdi bizim durumumuz belli. Hani önce Akdeniz, Doğu Akdeniz, Karadeniz, tüm bu bölgedeki sondaj faaliyetlerini, gaz, doğalgaz, petrol faaliyetlerini yürütmemiz lazım. Bunun için çok geç başladık. Yamyam sürüleri İtalyanı, Fransızı, İngiliz'i, Amerikanı yıllar yıllar önce bu işe başladılar. 100 yıldır adamlar petrol, gaz çıkarıyorlar. Bizler yeni başladık. Allah'ın izniyle hızlı gidiyoruz. İnşallah Somali'de, Somali'deki kardeşlerimizin de petrollerini bizler çıkarmasına yardım edeceğiz, vesile olacağız. Hem Somali halkı kazanacak, hem Türkiye kazanacak. Şimdi tabii bütün petrolleri de çıkarmaya gücümüz yetmez. Yok böyle bir durum. Orada da tabii ki Bayer'de gelecek. Orada tabii ki Amerika'da gelecek. Belki İtalya'da gelecek. Ama genel ölçekte baktığımızda bizler bu yolda ne kadar fazla ilerlersek o kadar fazla dost ve kardeş ülkelerin petrolünü, doğalgazını çıkarmasını denizde ve karada çıkarmasına yardımcı oluruz. Beraber hem o ülke büyür, Libya büyür, Somali büyür, hem biz büyür, Türkiye büyür. Düşünün, Libya'nın inanılmaz derecede fazla petrolü, doğalgazı var. Çıkarmamızı bekliyor. Hali hazırda çalışan petrol kuyuları var. Daha da açsan onlardan da petrol fışkıracak o seviyede. İnşallah o günlerde geliyor. Türkiye sondaj gemilerini çoğaltıyor. Alparslan, bekleyin. Alman ordusunun genel müfettişinden yaptığı şok açıklama Alman basınını, Alman kamuoyunu adeta şok etti. Ne oluyor dedirtti. Alman ordusunu denetleyen genel müfettiş yaptığı açıklamada mühimmatımız az dedi. O mühimmat yok, kaputu kaldırdık, mühimmat yok diyor Alman ordusu. Şimdi sevgili dostlar, Almanya, Amerika'nın kontrolündeki Almanya. Almanya'nın ordusu yok denecek kadar az. Almanya'nın mühimmatı da zaten yarısı eskidi, yarısı bilmem ne oldu. Şimdi ellerinde kalan azıcık küçük mühimmat da Ukrayna'ya gitti. Almanya'nın ordusunda mühimmat inanılmaz derecede az. Ve Almanya, Alman Federal Cumhuriyeti buraya 100 milyar euroluk bir kaynak ayırdı. Bu kaynak ayırmasına rağmen Alman ordusu müfettişinin yaptığı açıklama, bu 100 milyar euro bizim anca 3 yıl içinde biraz böyle toparlanmamızı sağlayacak. 3 yılda ne olur ne olur, Ruslar ne yapar, Ukrayna ne olur, İsveç, Finlandiya ne olur, Amerika nerelere gider, bilmem ne olur. Hızlı günler, tehlikeli günler. Almanya, Almanya. Ey Hans, kapımıza sen de geleceksin. Afrika'da yamyam Avrupa'ya karşı uyanışlar devam ediyor. Çat Fransa'ya karşı ayaklanmasını devam ettiriyor. Uyandılar, uyanıyorlar. Daha da uyanacaklar inşallah. Çünkü merhametli Türk Afrika'da. Ne oluyor? Çat halkı Fransız elçiliğinin önünde bulunan bir tane Fransız yapımı heykeli yerle bir etti. Fransız askerlerine ithafen yapılan, Çat'taki Fransız askerlerine ithafen yapılan heykel Çatlar tarafından yerle bir edildi. Sizler sömürgecisiniz, sizler soykırımcısınız, sizler osunuz, sizler busunuz, sizler cardınsınız denerekten o heykel yerle bir edildi. Arkada videoda alınan fotoğrafları görüyorsunuz. Uyanış bütün bir Afrika'ya yayılıyor. Parça parça yayılıyor Allah'ın izniyle. Afrika'da Fransa'sı, İtalyan'ı, Amerika'sı, İngiliz'i, osu busu falan filan. Hiçbiri ama hiçbiri kalmayacak. Pırlarını pırtlarını toplayamadan kaçıp
gidecekler. Çünkü merhametli Türk Afrika'da. Çat, Türkiye ilişkileri her geçen gün daha da gelişiyor. Daha da gelişecek yönde hamlelerimiz, adımlarımız devam ediyor. Tabii Çat'ta Fransa'ya yönelik Rusya'nın da hamleleri var. Rusya da Çat'ta kendi mevzi ve konumunu korumaya çalışıyor. Diğer taraftan biz de Çat'a yönelik hamlelerimiz var. Türkiye, Çat inşallah hem Fransa'yı hem Rus'u hem onu hem bunu olabildiği ölçüde kovacağız. Şunu istemeyiz, masumlar ve mazlumlar bir yamyamdan kaçıp başka bir yamyamın eline düşmesin. Johnny'nin, Moskov'un, Chan Chincho'nun, uzun bacaklı İngilizlerin ellerine düşmesinler. Hepsinin ama hepsinin uyanışı bizimle olsun, Türkiye'yle olsun. Haydi inşallah. Geçiyorum Kıbrıs'a. Rumlar Amerika öncülüğünde büyük şu kadarcık bir tatbikat yapıyor. Rumlar diyor ki devasa hava ve kara ordularıyla Amerika, İngiltere, Yunanistan, İtalya, Fransa, İsrail bizimle beraber Kıbrıs'ta. Cüce Kıbrıs Rumlarının bölgesinde bizi Türklere karşı koruyacak diyor Rum basını. Rum basını bir hayalle yatıyor, bir hayalle kalkıyor. Diyorlar ki bunlar bizi Türklere karşı koruyacak ve Türklerin sözde işgal ettiği Kıbrıs'ın kuzeyini tekrardan kurtaracağız hayalleri kuruyorlar. Girne'ye gidip tekrardan Helen bayrağını, Yunan bayrağını asacağız fantazisi yaşıyor. Hem de bu cücük Kıbrıs Rumları. Ölen ölen ölen. Hep diyorum size. Ne Rum'u ne Yunan'ı. Alayınız gelse vız gelir, tırıs gider. Zaten arkanızda da o tatbikat yaptığınız ülkelerin hiçbirini vakti ve zamanı geldiğinde göremeyeceksiniz. Larnaka, Hala Sultan Hazretleri. Var bir hayalimiz. Yunan basını Türkiye ile yatıyor, Türkiye ile kalkıyor. Aynı Ermenistan gibi. Aynı sağa sol, orası burası vız dız vız. Hepsi gibi. Tek dertleri Türkiye. Şimdi Yunan basını şunu işliyor. Türkiye Midilli etrafında dev bir Navtex yayınladı. Bu yayınladığı Navtex'te bizim map alanımızı, sözde Yunan'ın map alanını engelliyormuşuz Yunan'a göre. Lan yok öyle bir şey. Oralar bizim mavi vatanımızın bir kısmı. Daha nereler nereler. Şimdi Midilli önünde dev savaş gemilerimizle yapacağımız tatbikat Yunan'ı korkutmuyor artık. Uykularını da kaçırmıyor artık Yunan, çünkü gözler aha böyle. Türk bir ses duysa hemen sağa bakıyor. Türkler mi geldi? Bir ses tık. Türkler mi geldi? Çıt duysa Türkler mi geldi diye yüreği ağzına geliyor Sirtaki'nin. O bir taraftan Yunanistan Alparslan sismik araştırma gemisini işleye işleye bitiremedi. Alparslan yakında Mersin limanında ve Mersin limanında yapılacak tadilat, bakım, boya, tüm bu işlemlerin ardından rotası belirlendi. Arkada haritayı görüyorsunuz. Girit'in önünden göstere göstere Libya map alanında sondaj arama tarama faaliyetleri yürütecek. Türkiye-Libya map antlaşması tüm bölgeyi öyle bir kilitledi ki hiçbir ama hiçbir adım atamıyor. Bu yapacağımız sondaj arama faaliyetleri esasen Yunanistan'ın Amerika'ya, Fransa'ya, İtalya'ya kiraladığı parseller üzerinde yapılacak. Ve orada ne Fransız'ı, ne İtalyan'ı, ne Amerikan Exxon Mobil'i sondaj arama faaliyetlerinden vazgeçti. Yok, vallahi uğraşamayız sizlerle, çünkü oraya Türkler geliyor. Türkler Libya'nın map alanında faaliyetler yürütecek. Bizi Türklerle karşı karşıya getirmeyin diyen topuğu bastı, kaçtı gitti. Yunan cıs çıplak kaldı. Dur Palikarya dur, sen daha nerelerde cıs çıplak kalacaksın, onun hesabını yap. Var bir hayalimiz diyorum tekrardan. Adalar, 12 adalar, Rodos, Girit, Midilli, Kerpe, tüm adalarımız Batı Trakya. Batı Trakya'daki Türk kardeşlerimize selam olsun. İsveç, Finlandiya, Rusya, Ukrayna, Amerika, Türkiye, yaşanan gerilimler ve NATO'ya girdiydin giremediydin oydu buydu derken Putin. Putin'den hırrrt diye devasa bir R mi geldi? Yoksa Rusya, Kremlin yeni bir planlamalar mı yapıyor? Ne oluyor? Putin yaptığı açıklamada Rusya'nın Finlandiya ve İsveç'te hiçbir sorunu yoktur. İsveç ve Finlandiya NATO'ya girebilir. Bizim için bir sıkıntı yok dedi. Bir dakika ya. Daha geçtiğimiz günlerde sen demiyor muydun? Ey Putin, ey Lavrov, ey Rusya, ey Rus Savunma Bakanlığı. Bunun bir bedel olur. Askeri noktada İsveç ve Finlandiya'yı uyarıyoruz diyen herhalde ben değildim. Bilal Feyza değildi. Bilal Feyza tüm bu haberleri topluyor, aktarıyor, anlatıyor. Sendin ey Putin. Şimdi ne oldu? Neler oluyor? Ya Putin'in devrelere kayış, fren, balata hepsi attı gitti, bir şey kalmadı. Ya da Moskova sağ gösterip soldan yumruğu geçirecek mi? Hani bir şey yapmam etmem tamam sen git NATO'ya gir deyip ardından güm balyozu tepesine indirecek mi? Yoksa Moskova'nın artık pili bitiyor. Küreselciler Moskova'nın Rusya'nın pilini bitirdi mi?
canı havli kalmadı mı? Ya Putin, ha, dur dur bir dakika, sen kalktın şimdi bu açıklamayı yaptın, tam İsveç Finlandiya avucumuza düştü, onları NATO'ya almıyoruz, ayaklarımızı süründürüyoruz böyle, onların burnunu sürttüreceğiz, sürttüre sürttüre onlardan kısasımızı yapacağız, haklarımızı ve onların burnunu sürttürerekten o zalimliklerinin hesabını soracağız. Sen kalktın NATO'ya girebilir diyorsun. Bizim elimizi mi zayıflatıyor? Rusya, Amerika, küreselciler başka bir planlama içinde mi? Hani plan içinde plan, hamle içinde hamle, her şey olabilir sevgili dostlar. O olur, bu olur, şu olur. Türk devlet haklı. Kendi bildiği yolda, kendi hamlelerini, Türk milletinin âli çıkarları noktasında atmaya devam edeceğiz. Finlandiya'nın da, İsveç'in de özellikle o garga burnunu sürttüre sürttüre hesabını soracağız. Ya bizim istediğimiz kıstaslarda gelirsiniz ya da sürünmeye devam edin. Koparacağımızı koparacağız. Ondan sonra yolumuza bakacağız. Devam. Libya'da Yunan'ı zıplatan minicik Libya Türk tatbikatı olay oldu, gündem oldu. Yunan basınında bas bas bağırmalara sebep oldu. Türkiye'nin, Libya'nın Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de yaptığı o minicik tatbikat Yunan'ı korkutmaya, zıplatmaya yetti. Peki bu tatbikat nedir? Yunan niye bu kadar bas bas, böngür böngür böğürüyor? Türk savaş gemileri, fırkateynleri Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de, Libya açıklarında, Libya gambotuyla beraber, Libya'nın mini savaş gemisiyle beraber ortak tatbikat yapıyoruz. Arama, kurtarma ve faal etkin müdahale tatbikatları. Bu tatbikatlarda dikkat çeken detay ise şudur. Girit açıklarında esasen Libya'nın MEP alanı olan fakat Fingirdek Yunanların zorla el koymaya çalıştığı MEP alanında bir kurtarma faaliyetleri, Yunanistan bunu görüyor ve diyor ki Türkiye Libya ile bu Girit açıklarına, Libya MEP alanına gelerek şu mesajı veriyor. Yakında yeni aldığı Alparslan sondaj araştırma gemisi bu bölgelere gelecek. Ve Türk savaş gemileriyle beraber Libya savaş gemileri bu Alparslan sondaj gemisini koruyacak, bizi bölgeye sokmayacaklar. Şimdi Libya'nın da bu küçük gambotunu, hani mini savaş gemisini de Libya'ya biz hibe ettik. Libya bu noktada Türkiye ile bir ve beraber ortak hareket ediyor. Yunanistan'ın kabullenemediği, yüreğine zongodanok böyle öküz gibi oturan nokta ise şudur. Elinden çıkan MEP alanları. Libya'nın MEP alanlarında Türk savaş gemileri geziyor. Hani de böyle geziyoruz. Gel bakalım Sirtaki, gel. Alttan bir çakak, yukarıdan uçarak git. Miçotakis'in konutunun içine otur diyoruz. Yunan basını diyor ki Libya, Türkiye ile beraber mavi vatan konseptini uyguluyor. Türklerin mavi vatanına ben de varım. Benim mavi vatanım, senin mavi vatanın diyor Libya. Hani diyorum hep sizlere, Libya'nın da MEP alanını Türk savaş gemileri koruyacak. Akdeniz, Doğu Akdeniz bir Türk gölü. Eskiden olduğu gibi yeniden bir Türk gölü oldu. Olmaya devam edecek Allah'ın izniyle. Yunan'ın da kabullenemediği bu. Cücük Kıbrıs Rumların da kabullenemediği bu. Onlar istese de istemese de, onlar kabullense de kabullenmese de bizler doğru bildiğimiz yolda ilerlemeye devam ediyoruz. Libya'nın başında o gider bu gelir, şu gider bu gelir, yine Türkiye 100 yıl sonra Libya'da ve Libya'da olmaya devam edecek. O bir taraftan Abdülhamit Dibeybe, Libya'nın başbakanı, tüm hava savunma unsurlarını ve jetleri ve TB2'leri aktif hale getirdi. Havalarda dolanın, olası şekilde hem Yunanistan'ın hem Hafter porsunun bir hareketi başlarsa hakkından gelin noktasında Libya'nın hava güçleri havada geziyor. Özellikle Libya'nın TB2'leri kontağı açtı, füzeler aktif. Her an mamle mamce mantıpayı çakabiliriz. Çakmaya da özledik canım, özledik. Libya çak bakayım birkaç tane. Yunan. Yunan diyor ki Libya ve Türk savaş gemileri Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de nötücün. Nötücün bizi izlemeye devam edeceğin. Bizler aziz ve necip bir milletin has evlatlarıyız. Yolumuzda durmadan ama durmadan koşar adım ilerlemeye devam ediyoruz. Doğuda, batıda, güneyde, kuzeyde. Bizim önümüz apaçık. Haritalar yeniden şekilleniyorsa bizler de Türk haritasını tekrar ortaya koyuyoruz. Tekrar Türk haritasını şekillendiriyoruz. Geleceğin dünyası, geleceğin Türkiye'si. Asla masla hüzünlenmeyin. Her daim ümit var olunuz. Gelecek inşallah ama inşallah Türkiye'nindir, İslam'ındır. Yolumuz ilahi kelimetullah, hedef Kızılelma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yüceltsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.